Bir hafta sonra bize çadır verdiler, çadırlara gittik. Efendime söyleyeyim, işte artık devlet bazı yemek geliyordu, bazı gelmiyordu. Odun yoktu, üşüyordu. Çocuklar, torunlarım vardı, üşüyorlardı. İşte biz çok zorluk çektik yani. Çok zorluk çektik. Bizim yani kurtulduğumuza çok 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 Allah'a bin defa şükürler olsun ki biz kurtulduk yani. Susuz da kaldık, aç da kaldık, odunsuz da kaldık, üşüdük de çadırlardan evin önünde biraz odunumuz vardı. Odun evde de getirdik, yaktık. Ver hasılı yani ben sana yani az söylüyorum sen çok anla. Biz çok kızdırap çektik yani. Bu kadar zorluklarla karşı karşıya geldik. İşte bugün 54 gündür biz çadırlardan yatıyoruz. İşte daha da zorluk çekiyoruz. Ben şimdi bak yani her şeyden önce biraz da mağduruz yani mağduriyetimiz de çok yani. Çok para geldi Türkiye, çok para geldi ama bize kaç kuruş veren yok. Yani işte biraz o yukarı çadırdan biraz işte burada idare ediyor, barınıyor. Daha şu durumdan daha sıkışıyor, daha sıkışık durumdayız yani. Daha ızdırap çekiyoruz yani. Benim evim mesela 4-5 tane sütunu kırılmış gitmiş. O ev yeniden eğer yıkmaz da devlet yıkmazsa o ev yeniden şey yapacağız. Tamir yapacağız. Çok para gider. En azından 5-600 bin lira para gider. Ben bu parayı nerede getireceğim? Kimden isteyeceğim? Kim verecek bana? Bizim mesela Cumhurbaşkanımız dedi her eve 10 bin kağıt vereceğiz. Bana 10 bin kağıt verilmedi daha. İki defa gittim, şikayet ettim. Dedim, herkes 10 bin lira aldı, bana niye yok dedi. Dediler senin ismine göre para yok dedi. Çıkmamış dedi daha dedi çıkmamış. Yani bizim sorunumuz çok yani sorun çok. Mesela devlete karşı ben ne talep edeceğim? Devlet mesela ismimiz orada, bizim kütüğümüz orada. Ben mesela Pazarcık'ta doğdum. Pazarcık Karamanmaraş'a bağlı mesela. Devlet beni çağıracak ki, devlet beni bilmiyor mu? Benim soy ismim nüfusta yok mu? O zaman birkaç gün sonra bizim kağıtlarımız gelir, biz oy kullanacağız. Bunu biliyorlar da onu mu bilmiyor? 3 gün boyunca zaten yağmurun altındayken imkanlarımızla bir küçük çadır yaptık. 30 kişiydik içinde. 3. gün zaten yardımlar geldi. 3. gün başladı her şey yardımlar. Ev yıkıldı. İşte bizim ev ağır hasarlı. Kaynanamla bir adresimiz görünüyor. Ben öncelikle zaten konteyn talebi için şey yapıyorum. Benim konteynim olmadığı için çadırlarda kalacağım. Burada ev de yok. Eşimle tek kalacağız burada. Konteyn çıkmadı. Yani kaynanam adres bir olduğu için. Zor günler yaşadık. 2 aydır bir çektiğimiz, biz biliriz bir de Allah bilir. Hazır sular veriyor, içiliyor. Evet tuvalet sorunlarımız oluyor. Tuvaletler biraz uzak, banyolar oluyor. Şartlar çok zor, gerçekten çok zor. Bir tık eğer konteylere geçersek güzel olur diyorlar. Ve ben konteyn talebi istiyorum. Kaymakana gittim, işte de adres bir olduğu için kaynanağa çıkar, sağan çıkmaz dedi. Konteyn küçücüktür, bir oda ve küçük bir şeydir. Ben nasıl kaynanamla bir oturayım? Bu yaşantı çok zor, dayanılacak gibi değil. Ve bundan sonraki yaz geliyor veya sıcağında çadırda nasıl dayanabilirim bilmiyorum. Bundan sonra burada hep pis oldu buralar, çadırda hastalık olacak, uyuzluk geldi dediler, hastalıklar oluşur dediler bize. Yani bir tık her şey olabilir bundan sonra ve yazı nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz. Zor yani, ben biliyorum ki çok zor olacak. Şimdiye kadar geldik 60 gün boyunca, bundan sonra zor. Ben zaten burada ev yok kalmadı, her evler yıkıldı, hasarlı, ağır hasarlı. Kimse bir şey kalmadı, kendini kurtarabilen kurtarıp gidiyor, kurtaramayan da burada kalıyor. Yani yağmur yani şu yeri geldi, yağmurlar sel de bastı, çamur da bastı, her şey de oldu. Atlattık ama yaz zor. Yani kışı atlattık ama yaz çok zor. Kokuda nasıl dururuz, burada nasıl yaşanır, nasıl bekleriz bilmiyorum. Yani bu düşünsen herkes gidecek. Evi olmayan, konte olmayan ne yapacak? Tekrar hayata terk edilmiş mi kalacak burada? Ben bilmiyorum. Ben konte ricanında bulunuyorum. Gören bilir, biz yaşadık. Biz ilim ilim yaşadık bunu. İlim ilim çekiyoruz. Her gün çekiyoruz yani.
Zor ya, bilmiyorum, her şey çok zor. Bundan sonra bir enkaz yıkılmış ya, nasıl ayaklanır bilemiyorum. Bilemiyorum nasıl olacak. Yani 60 gündür psikolojim bozuk. 60 gün kendime gelemedim. Yani şu an milletin yanındasın, gece bile git yatağa gir. Bu düşünceler zor. Ben yaşım şu an 60'a doğru, ben 58 yaşındayım. Bu evi hangi şartlarla bu yaşa kadar, yani babamızdan bir şey kaldığı yok. Babamızda herhangi bir mal varlığı, arsa yoktu. Bunu kendi imkanlarımla çalıştım, çırpındım, yaptım. Sonuçta işte bu yaşa geldik. Şimdi olan tüm varlığımız bu evde. Bu evde şimdi yıkılınca şimdi çaresiz kaldık. Şimdi bizi çadırlara yönlendirdiler ama 3 gün sonra, 4 gün sonra. İlk 2 gün, 3 gün bizim yurtsever insanlarımız el uzattı. Doğu'nun insanı geldi. Duyarlı geldi, vatandaş geldi ama ekseri yurtsever olan insanlarımız dışarıda desteğini hiç kesmemek kaydıyla destek verdiler buraya, Pazarca. Üçüncü gün sonra, üçten sonra mı, dördüncü gün mü, artık üçüncü gün de olabilir. Devlet askeriyesi sahaya indi, çadırlar kuruldu. Fakat yardımları devlette çok geç gördük. Hatta şu an yetersiz de geliyor devletten. Hasan Kocalar'da gelen yardımlar, orada merkezi bir üst kuruldu. Halktan gelen yardım, Avrupa'da gelen yardım, orada yeteri kadar yardım geldi. Fakat devlet buna müsaade etmedi. Koordinasyonda Halkların Demokratik Parti önderleri vardı. Sorumları, yetkileri vardı. O yönde devlet bunu çekemedi. Devlet çekemeyince de kayyum attı. Kayyum atınca da halk mağdur oldu. Yani ikinci bir mağduriyet yaşadı halk. Eğer ki halk, devlet bizi gerçekten başa baş bıraksaydı, Hasan Kocalar'da gelen malzemelerimiz tüm Pazarca yetiyordu. Bizim gelen gönüllü insanlarımız bir nevi de engelleniyordu. İşte bizim elimizle dağıtılsın falan. O konuda devlet keşke de bizi halka karışmasaydı, biz yetiyorduk, birbirimize yetiyorduk. Yani o konuda mağduruz. Şu anda da hala da devam ediyor mağduriyetlik. Çadırkent'te banyo sıkıntısı var. Tuvalet sıkıntısı var, özür dileyerek söylüyorum. Su eksiğimiz sürekli var burada. Düzenli dağıtılmıyor. Yani bu tür mağduriyetler yaşanıyor şu anda. İşte yani halk sanki böyle kendi kaderine terk edilmiş gibi. Bana öyle geliyor. İşte durumlar kötü yani. Gerçekten biz bu deprem anında insanlarımız çok mağdur oldu. Artık sonu nereye gider bilmiyorum. Bizim bu bölgede devlet tutmuş, bizim bulunduğumuz bölgeye konteyner kenti yapmamış, götürmüş Yukarı Pazarcık. Bizim insanlar bunu bilir. Yukarı Pazarcık, Aşağı Pazarcık arasında yapmış. Bizim buradaki insanları o tarafa yönlendiriyorlar. Hatta konteyner kent de şu anda zaten eksiktir. Şu anda yeteri sayıda da daha yapılmamıştır. Daha bu bizim bu Aşağı Pazarcık, bizim Hasan Kocalar, Memişke arasındaki, hatta daha herhangi bir devletin bir çalışma, konteyner konusunda çalışma yoktur. Bu da büyük bir mağduriyetliktir. Yani o konuda bayağı mağduriyet yaşıyoruz. Biz bu bölgede olduğumuz için bizim iş alanımız bu bölgededir. Yani arabası olmayan insanımız, ben de arabam yok mesela. Arabam olmazsa ben bu Yukarı Pazarcık'a gidip orada konteyner kentte nasıl, ne kadar rahat edebilirim? O da bir mağduriyetliktir. Bizim başımıza gelen ancak biz 7 gün karın altında, hiç kimse yanımıza, benle eşim tek. Eşim hasta, ben hastayım. Ben o karla, o yağmurun altındaydım. Hiç kimse gelmedi yanımıza. Ne AFAD, ne yardım, ne devlet, hiç kimse. Bizim eve az hasarlı diyorlar. Sütunlarında, kolonlarında diyor, sağlam bir şey yok. Ama duvarlar haşat olmuş. Bugün içeri girdim, o harçları kaldırdım. Pencereler hep, kapılar kapanmıyor. Çelik kapı kapanmıyor. Böyle eşya duruyor, çıkaracak paramız yok bize. Bir 5-10 kişi geliyorlar, 20 milyar para alıyorlar. Biz nereden getirecek eşyaları çıkarak evin içinde? Ben konteyner istiyorum. Konteyner, işim hasta, ben hastayım. Benim belimde platin var. Omuzlarımda platin var.